Hepinize sevgiler, saygılar ve selamlar. Bugün 14 Aralık 2023. Bugünkü paylaşımı sizlere İzmir'den yapıyorum. Ve sizi bugün Çanakkale Savaşları'ndan alıp yakın tarihimizdeki bir savaşa, Kıbrıs Savaşı'na götüreceğim. Ama Çanakkale ile ne ilgisi var derseniz, 2 sene önce vefat eden, kendisi de asker kökenli, Çanakkale'nin ilk rehberlerinden, araştırmacı, yazar, Mehmet İhsan Gençcan Hocam, 2 yıl önce 94 yaşında vefat etti. Çanakkale'nin ve Çanakkale Savaşları'nın tanıtılmasında çok büyük rol oynayan bir büyüğümüzdü. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve 2009 yılında 1 Aralık tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a bir mektup yazar. Der ki mektubunda, Kıbrıs Savaşı ile ilgili unutamayacağınız olaylar var mı? Özetle bunu sorar ve Sayın Rauf Denktaş da 21 Aralık 2009 sayı 01 Taksim 09-06 bu mektubu cevap olarak Mehmet İhsan Gençcan Hocama gönderir. Şu anda bu mektubu ekranda görüyorsunuz, bu belgedir ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası da aşağıda görülmektedir. Aynen şöyle yazmış, birebir okuyorum. Göndermiş olduğunuz 1 Aralık tarihli yazınızı aldım. Teşekkür ederim. Unutamayacağım olaylardan biri şudur. 20 Temmuz 1974. Öğleye doğru kolordu komutanı Girne Boğazı'na intikal etti haberi geldi. Osman Örek Bey'le Boğaz'a gittik. Tam bir savaş sahnesi. Paraşütler yağmur gibi yağmakta. Helikopterler inip kalkmakta. Bu araya ben de şunu sıkıştırayım. Ben de o paraşüt birliğinde hava indirme tugayında yaptım askerliğimi. Ve hep birliğimle gurur duydum. Tam bir savaş sahnesi düşünün arkadaşlar. Yanan tabelalardan çıkan dumanlar, etraftan gelen silah sesleri. Böyle devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve diyor ki, kolordu komutanından gereken talimatları aldıktan sonra biraz ötede paraşütçülerden tekmil alıp emirler veren genç bir subayın yanına gittik. Kucaklaştık. Konuşma esnasında evladım dedim, bu cehennemi yangının içine atlarken hiç korkmadın mı? Genç subayın cevabı, Denktaş Bey, ben üniversite tahsili görmüş bir kişiyim. Hurafeye inanmam. Batıl itikadım da yoktur. Size söyleyeceğime siz de inanmayacaksınız dedi. Nedir diye sordum. Şu cevabı verdi. Hiç korkmadım. Çünkü semada o anda belki 1000, belki de 10.000 beyaz atlar üzerinde yalın kılıç 1571'in şehitleri vardı. Onlarla beraber indik bu kutsal topraklara. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş mektubu şöyle bitirir. Evet, topraklarımız kutsaldır. Çünkü bu topraklarda
1571'in 70.000 şehidi yatmaktadır. 1955'ten bu yana nice kahraman kardeşlerimiz onlara iltihak etmiştir. Rahmetle anıyoruz. Saygılarımla. Rauf Denktaş. Evet, biz de gerek Kıbrıs şehitlerini, gerekse bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah.